Dünyadaki tüm hastanelerde, tüm ameliyathanelerde en çok korkulan vakalardır bebekler ve çocuklar. Ciddi anlamda bir tecrübe, bilgi ve beceri isteyen vakalardır. Ayrıca multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir çocuklar için. Çocuklar hiçbir zaman küçük erişkinler değildir. Yani atıyorum 70 kiloluk bir hasta, bebek 7 kilo. Biz bunu 7 kilo bir olarak kabul etmiyoruz. Yani her şey çok farklıdır bebeklerin. Ama şöyle de bir şey var, biz ameliyathane ekibi olarak bebekleri çok seviyoruz. Çünkü bebekler, çocuklar her yere neşe ve renk getiriyor. Biz severek alıyoruz, onları güle koklaya uyutuyoruz. Keşke bebeklerimiz hiç hasta olmasa, hiç ameliyathaneye gelmeseler. Ama böyle bir şansımız yok. Böyle bir durumda da ciddi anlamda güvenilir ekiple ameliyata almak çocukları çok önemli. Bizim işimiz ameliyathane kapısında başlamıyor aslında. Bizim işimiz cerrah ameliyat kararı aldıktan sonra başlıyor. Biz bebeklerimizi, çocuklarımızı ameliyat öncesi muhakkak değerlendiriyoruz. İşte yaşına, kilosuna, alerjisi var mı sorguluyoruz. Ciddi bir hastalığı var mı? Daha önce ameliyat oldu mu? Olduysa anesteziyle alakalı bir problem yaşandı mı? Bunları muhakkak sorguluyoruz. Rutin fiziksel muayene yapıyoruz. Rutin kan tetkiklerine muhakkak bakıyoruz çocukların. Ayrıca birkaç sorgumuz da mesela çok önemli. Mesela peyvent bizim için çok önemli. Bazı peyventleri bir hafta öncesinde alabiliyoruz ameliyata. Bazıları 15 gün. O yüzden hep soruyoruz, 15 gün içerisinde peyvent olundu mu? Çünkü bazı peyventler kızdırma yapabiliyor, yapılan yerde ağrı yapabiliyor. Bu bizim istemediğimiz etkiler ameliyatla karışabiliyor. O yüzden biz eğer acil vaka değilse çocuklarımızın 15 gün içerisinde peyvent olmamasını istiyoruz. Ayrıca bebeklerde şey de çok önemli, çocuklar dediğim gibi üst solunum yolu enfeksiyonu, yani soğuklama oldu mu, kızdırması oldu mu? Eğer mümkünse bu tarz vakaları da tam iyileştikten sonra alıyoruz. Çünkü çocuk üst solunum yolu enfeksiyonu geçirince ödem oluyor boğazında, uyunurken sıkıntı yaşıyoruz. Eğer acil bir ameliyat değilse bu tarz vakaları da muhakkak geciktiriyoruz. Biz ameliyathane kapısında bebeklerimizi annelerin kucağından alıyoruz. Bazı çocuklar çok cesur oluyor, ellerimizden tutuyor, güle oynaya içeri giriyoruz. Gerçekten oynayarak girdiğimiz çocuklar da oluyor. Bazı çocuklar ağlıyor. Bu durumda annelerin kucağında küçücük bir süt diyorum ben onları, kandırıyoruz onu. Damar, hatta bazı çocuklar kendileri yapıyor, kandırıyoruz. Annesinin kucağında anestezik ajanı veriyoruz. Çocuk uyuduktan sonra içeri alıyoruz. Anestezik ilaçlar çocuklarda, erişkinlerde farklı değil. Ama şu farkımız var, dozlarımız tabii ki de farklı. Çünkü bebeklerin metabolizması çok farklı. O yüzden erişkine yaptığımız gibi yapmıyoruz. Onlara daha farklı özel hesaplamalarla çocuklarımızı uyutuyoruz. Bir vene dahili anestezimiz var, bir de gazla. Biz ikisini de kullanıyoruz. Ameliyat bittikten sonra ilacımızı kapatıyoruz. Erzinde çocuklar uyanıyorlar. Şimdi anne babalar haklı olarak ameliyathane kapısında çok büyük kaygıyla bize geliyorlar. Çünkü bir insanın en değerli varlığı evladı. Hep deriz işte hasta ben olayım, o olmasın. Bu konuda çok haklılar. Bizim en önemli görevimiz bence anestezi doktorların kapıda anneye babaya güven vermek, kaygılarını azaltmak. Hep diyorum ben, o çocuklar artık bizim evlatlarımız, içeride bize emanetler. Elimizden geldiğince çabalayacağız ve çocukları sağlıkla kucağınıza vereceğiz. Çocuklarda ilk 28 gün yeni doğan dönemidir. 0-28 gün yeni doğandır. 28 günden 1 yaşına kadar süt çocukluğu, 1 yaşından sonrası çocukluk evresidir. Her evrenin kendine göre özellikleri farklıdır. Yani daha önce dediğim gibi çocuklar küçük yetişkinler değildir. Mesela çocukların fizyolojisi farklıdır, kalp atımları farklıdır, solunum sayıları farklıdır. Şimdi küçük bir çocukta akciğer kapasitesi daha düşüktür erişkine göre. Diyafram dediğimiz solunum kasları gelişmediği için mesela erişkin bir hastada solunum sayısı 12-16 iken yeni doğanda bu sayı 40'ı buluyor. 1 yaş civarı 30 oluyor, 2,5 yaşından da 25'e düşüyor solunum sayısı. Ayrıca çocuklarda üst solunum yolu da farklıdır. Yani mesela dil erişkine göre daha büyüktür. Baş yapısı gövdeye göre erişkine nazaran daha büyüktür. Solunum yolları çok dardır. Vokal kort dediğimiz ses telleri çok dardır. O yüzden çocukta biz her ameliyatta genelde çocukları entübe ediyoruz. Yani solunum makinesine bağlıyoruz. O yüzden çocuk, küçük bebek varsa yani hazırlığımız daha fazla oluyor. Her şeyimiz erişkin iki katı oluyor. Daha tecrübeli anestezikalar, daha tecrübeli tıbbi bacılar, daha tecrübeli doktorlarla biz bebekleri almayı tercih ediyoruz. Ayrıca çocuklarda hipoksi, yani oksijensiz kalmaya çok duyarlıdır. Yani çocuğu eğer biz yetersiz kalıp oksijenlendiremezsek hemen satürasyonu düşer, bu da kalbe yansır. Çocuk çok kısa sürede kalp ritmi yavaşlar ve belki de kalp dayanmasına kadar gidebilir.
O yüzden dediğim gibi çok tecrübeli bir ekiple çalışmamız gerekiyor. Bir de bebeklerde biz gerçekten şuna çok dikkat ediyoruz. Hipotermi, yani odanın soğukluğu. Şimdi ameliyathaneler her zaman soğuk yerler olarak bilinirler. Ama biz bebek ve çocuk alacağımız zaman o odayı ısıtırız. Ayrıca özel ısıtıcılar kullanırız. Kol ve ayak bölgesinde ameliyat olmayacaksa kollarını, başını hep sararız ki çocuğumuz üşümesin. Çünkü bebekler hipotermiyle çok çabuk bozulurlar. O yüzden bebek aldığımız vakalarda ameliyathane her zaman daha sıcaktır. Bir de bebekler kan şekeri düşüklüğüne karşı çok duyarlıdırlar. Yani biz erişkinde normalde tuzlu su verirken ya da özel şekersiz sular verirken bebeklerde onların yaşlarına ve kilolarına göre özel şekerli sular veririz çocuklara ki kan şekerleri düşmesin. Ameliyat öncesi açlık süresi çok önemlidir. Mesela berrak sıvılar ki özellikle su ameliyat öncesi 2 saat önce kesin kesilmesi gerekir. Ana sütü 4 saat, inek sütü, simes ve hazır formül mamalar 6 saat önce bizim kesmemiz gerekiyor. Annelerin en büyük kaygısı bu çocuk aç kaldı. Ama aç almamız gerekiyor. Çünkü çocuk tok olduğu zaman, midesi dolu olduğu zaman bunu kusabiliyor, akciğerlerine kaçıyor. Bu da bizim istenmediğimiz etkilere neden olabiliyor. Bu yüzden biz çocukların kilosuna göre, açlık süresine göre formüllerimizi hesaplıyoruz ve çocuklarımıza sıvıyı o şekilde veriyoruz ki ameliyat boyunca kan şekeri düşmesin. Biz ameliyatımızda çocuklarımızı alıyoruz, uygun ekipmanlarla başlıyoruz, işte solunum cihazına bağlıyoruz. Ameliyat süresince anestetik ajanlarımız hem gaz olarak hem de vena dahil olarak devam ediyor. Cerrah ne zaman ki benim ameliyatım artık bitti dediği zaman biz ilaçlarımızı kapatıyoruz. İlaçlarımızı kapattıktan sonra bir 5 dakika erzinde çocuklarımız genellikle uyanıyorlar. Bazen işte uyanmıyorlar, o durumda da bekliyoruz. Yani uyanmayan bebek diye bir şey yok. Sadece geç uyanan bebek olabiliyor. Bu da metabolizmayla alakalı oluyor. Soğuklukla alakalı olabiliyor. O yüzden biz bekliyoruz. Bebeklerimiz uyanmadan önce muhakkak ağrı kesici yapıyoruz ama yaptığımız ağrı kesiciler tabii ki erişkinlerdekisi gibi değil. Daha çok parasitemal içerikli ağrı kesiciler yapıyoruz bebeklerimize. Ayrıca hafif uyandıktan sonra da anestezi ilaçların etkisini geri çeviren ilaçlarımız var. Onları da yapıyoruz. Bebeğimizi uyandırıyoruz. Bebeğimiz uyandıktan sonra biraz seviyoruz. Hemen anneye vermiyoruz o kolay. Çünkü bizim de hakkımız var. Genelde kucağımızda bir 5-10 dakika bekletiyoruz. Daha sonra annemize veriyoruz.